arkadaşlar. Yeni bir Instagram canlı yayındayız. Bu yayında her şey gönlünüzce olsun diye başlıyoruz. Yani her şey gönlünüzce olsun. Yeni bir yıla girdik biliyorsunuz veya bayramda, seyranda, doğum günlerinde. Hemen hemen herkese güzel dileklerde bulunmak istiyoruz ve her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Gönlümüzce olacak bir yeni yıl diliyoruz. Ve aslında her şey zaten gönlümüzce oluyor. Bunun farkında değiliz. Söylediğimiz o kadar çok şeyin farkında değiliz ki. Gönlümüz ne? Ruhumuz ne? Bütün bunların da farkında değiliz. Kalbimiz diyoruz. Kalbimiz ne? Temiz kalpli insan diyoruz. Ama ondan sonra kalbimizden geçtiği gibi olsun diyoruz. Zaten her şey ona göre oluyor. Yani kader dediğimiz olay, daha önce çok anlattık biliyorsunuz. Doğduğumuz coğrafya, anne babamız ve dolayısıyla anne babamızdan aldığımız genler, o genlerle başımıza gelme olasılığı olan, hatta astrolojiyi de devreye katacak olursak, doğduğumuz ay, gün, saat, bunların o zamanki dünyanın haline göre üzerimize almış olduğumuz o etkilerle belirli bir yaşama geliyoruz. Bunların hepsi kader. Ama hepsi bir olasılık. Çünkü Allah insana öyle bir şey vermiş ki özgür irade. Dolayısıyla geri kalan her şeyi biz kendimize göre yaratıyoruz. Peki bunu neden böyle olmuş? Bunu tam detayıyla henüz hepimiz bilmiyoruz ama öğrendiğimiz, bize gelen kadim bilgilerle ve hani düşünerek bulduğumuz kadarıyla öyle bir şey var ki biz yaratılırken yaratılmışız. Yani bütünden gelip bu evrene indiğimizde, bu bedene indiğimizde resmen aşağıya iniyoruz. Bütündeki tüm bilgileri kaybede kaybede geliyoruz. Ve bize bir beden veriliyor, bir can veriliyor, duygular veriliyor, düşünceler veriliyor. Ve düşünebilmemiz için bir akıl, bir zeka veriliyor. Ama bunun üzerinde bizi yalnız bırakmayan sezgisel bedenimiz, saf akıl dediğimiz, daha doğruları, evrensel bilgileri bize vermeye çalışan bir akıl ve saf irade dediğimiz, o hani her zaman söylediğimiz gibi kendi ruhumdan size üfledim dediği Allah'ın o süptil enerji de içimizde. Ama biz oraya varabiliyor muyuz? Biz bu nefsi aşamadığımız için çoğu zaman, ki aştığımız anlar olabiliyor, kendi egomuza, nefsimize göre davranıyoruz. Bu davranışlarımız düşüncelerimizden ve de duygularımızdan geçiyor. İşte gönlümüz dediğimiz, kalbimiz dediğimiz aslında duygularımız. Ve onların hepsinin artık bilimsel olarak ortaya çıkan bazı titreşimleri var. Yani işte korkunun, öfkenin, sinirin, kıskançlığın, sevginin, hepsinin. Bunları da artık öğrendik. Hatta bugün haberlerde bir olay dinledim. Belirli bir kişinin yalan söylediğini, bir raporu, yani bilimsel olarak bir raporu gelmiş, söylediği şeyler yalan diye, bir katil zanlısı. Ve bu da nasıl geliyor? İşte o duygularını, yani belirli şeylere bağlıyorlar insanları ve o cevap verirken yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, bütün onları bile ölçebiliyorlar. Müthiş bir teknoloji gelişti. Dolayısıyla şimdi düşündüğümüz zaman, hani ne düşünürse ne olur derler, dolayısıyla düşüncelerinize dikkat edin derler. Kolay mı? Değil. Aklından çeşitli düşünceler gelip geçiyor. Bu düşünceler evrende, elektriksel alanda 60 kat çok daha hızlı olarak duygularımızın, yani gönlümüzden, kalbimizden gelenler, manyetik alanda ise 5000 kat daha hızlı evrendeki o enerjiyle, ne düşünüyorsak, atıyorum kötülük, iyilik, öfke, onunla rezonansa geçiyor. Dolayısıyla biz istediğimiz kadar düşünelim, eğer ona tam inanmıyorsak o düşünceyi veya neye inanıyorsak o oluyor. Dolayısıyla gönlümüzden geçen oluyor zaten. Ama gönlünüzden geçen her şey olsun diye bir dilekte bulunurken, belki
o kişi o kadar birine öfkeli ki o kişinin yok olmasını istiyor. Hatta belki de öldürmek istiyor. Gönlünden geçen o. Ve onun olabileceği bir şey o kişiye pek de hayırlı gelmeyecek tabii ki. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Yani konuşuyoruz böyle gönlünden geçtiği gibi olsun. Sonra da bazı arkadaşlar diyorlar ki ya konuşamayacak mıyız? İşte ağzımıza gelen her neyse biz böyle alışmışız söylüyoruz. Ben de gerçekten öyle söylüyordum. Sonra hatta kendi kendime bu sene bile bunu söylediğim çok kişi fark etmeden oldu. Gönlünce bir sene olsun inşallah diye. Sonra kendi kendime zaten bunu söyledikten sonra düşündüm. Ya gönlünce acaba güzel şeyler olacak mı, gönlünde ne var ki diye. Sonra daha bir detaylı, hatta bugün bunları, bu konuşmayı yapmayı bugün düşündüm. Devamlı da dışarılardaydım. Ara ara aklıma geldi bu gönülle ilgili olaylar. Gönlümüzün temiz olması, yani kalbimizin temiz olması gerekiyor. O duyguların temiz olması gerekiyor. Kolay mı? Tabii ki değil. Çünkü olaylara sinirleniyoruz, üzülüyoruz, bazı şeyleri unutamıyoruz, kin duyuyoruz. Genel insanlardan bahsediyorum. Hepimiz böyle değiliz tabii. Kimimiz daha fazla, kimimiz bu konularda biraz daha kendimizi nefsin üstüne birazcık daha çıkabilmiş durumda olabiliyoruz. Ama hepten çıkmak galiba öyle kaç kişi vardır dünyada bilmiyorum. Zor mu? İşte Miraç dediğimiz olay. Keşke onu yapabilsek. Yaşadığımız anlar var mı, oluyor. Hepimizin oluyordur. Mesela meditasyon hakikaten bunun için, yani meditasyon yaptığın zaman biliyorsun bir müddet sonra düşüncelerinden arınabiliyorsun. Bir müzik dinleyerek, sessiz ortamda hiçbir şey düşünmemeye çalışarak ilk önce bazı belirli şeye odaklanabilirsiniz. Hani dikkatinizi başka yerlere gitmesin aklınız fikriniz diye. Yavaş yavaş bunları yaptığımız zaman bir yolu açabiliyoruz yukarıya doğru, ruhumuza doğru. Dolayısıyla o sıralarda anlıyoruz da, yani bunlar aslında o kadar boş ki, karşıdaki insanlara kızmamayı, olan olaylara hepsinin bir sebebi olduğunu, o kişilerin kendi problemleri olduğunu, kim bilir neler yaşadığını, bir katilin bile hayatını okuduğunuz zaman, katilin bile diyerekten asla küçümsemek istemiyorum. Kim bilir o zavallı da neler yaşıyor. Yani kendi içinde ve başına gelecekler. O ruhun çekecekleri. Dolayısıyla bunların hepsinin karşılığı var çünkü. Hiçbir zaman büyük konuşmamamız lazım. Ama bir hayatına bakıyorsun o kişinin de. Neler yaşamış? Yani anne faktörü de çok önemli sevgili dostlar. Ve kadın bu kadar bastırıldığı için annelerde, çocuklarını büyüten annelerde çok yanlış eğitim verebiliyorlar. Onları büyütürken verdikleri sevgi veyahut verdikleri duygular çok farklı olabiliyor. Bunları görüyoruz maalesef. Birbiriyle yarıştırılıyor. Böyle hırs güzel bir şey belki. Yani ideallerine doğru hırslı olmak, vazgeçmemek bunlar güzel ama hırs derken başka kişilere karşı kendini bir yarıştaymış gibi gören bir hırstan bahsetmiyorum. Çünkü hepimizin fıtratı farklı. Hepimiz bambaşka olaylarda daha becerikliyiz. Veya gelirken ki vazifelerimiz çok farklı olmuş olabilir. Dolayısıyla hiç kimseyle yarışmayacağız. Sadece kendi gönlümüzün temizliğiyle her gün kendimizle yarışacağız. Bugün daha iyi bir mihin ortaya çıkarabilir miyim? Daha bir ruhunla birlikte olabilecek bir mihine bir adım daha atabilir miyim diye. Onun için bu gönül temizliğine lütfen dikkat edelim. Bu sene gelin hep beraber her gün gönlümüzü bugün biraz daha temizleyebildik mi? Doğada yürümeyi size öneririm. Hakikaten ağaçlar, hayvanlar, hayvan sevgisi, bitkilere olan sevgimiz, bunların hepsi o bütünsellikte yerini alıyor. Ve bizi bütünselliğe daha bir taşıyabiliyor. Bütün bunlarla birlikte güzel temizlikler yapabiliriz. Ki gönlümüzce olsun dediğimiz zaman, yaptığımız eylemlerde, beklediğimiz yaşamdan beklediğimiz şeylerde, güzel, temiz olsun.
Hani bütünün hayrına olsun diyorlar ya, bütünün hayrına demek zaten her birimizin teker teker hayrına demek. Yani hepimiz için önü aydınlık bir yol demek. Birçok günahtan arınmış olarak yürüyebiliyoruz demek. Günah deyince bile insanlara öğretilen o kadar enteresan şeyler var ki. Gerçek günahlar göz ardı ediliyor. Hiç kimse onların farkında değil. İşte çeşitli şekillerle kendilerine günah işlemediğini zanneden birçok insan, değişik dinlerde, aslında gerçekten evrensel yasaları veya Allah'ın emirlerine diyelim, nasıl düşünüyorsanız o şekilde hepsi aynı yola çıkıyor, aynı şey. Hiç fark etmeyebiliyor. İnsanların hakkını yiyebiliyor. İnsanları kırabiliyor, gönül kırabiliyor. Hırsızlık yapabiliyor. İnsanı öldürmeye hiç değinmeyeceğim. Yani o artık nasıl oluyor? Allah korusun, tövbe diyelim. Merak da etmiyorum. İptal. Hiçbir şeyi evrende merak etmeyin. Sorduğumuz sorulara da evrene dikkat edelim. Hemen cevabını veriyor. Allah korusun. Yani muhakkak ya bir cinnet anı oluyor ya duygularının artık o kadar esiri oluyor ki. Ama bütün bunlar bizi çok kötü bir yola sevk ediyordu. Ve o yolun sonu hiç iyi değil. İşte hem cennete hem cehenneme giden yol var. Mekan olarak değil. Biz olarak, gönül olarak yaşadıklarımızda çünkü ona göre geliyor. Hani kötü bir laf var. Birine kızıyorlar. Allah belasını versin. Zaten belayı Allah vermiyor. Sen kendin alıyorsun. Allah her şeyi yaratmış ve ortaya sermiş. Onlardan biz ne istiyorsak, sadece istemek, ay şunu istiyorum, bunu istiyorum, ne olmuyor. Neysek, gönlümüz, kalbimiz, o yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Yani çok para isteyebilirsin ama o paraların içerisinde hakikaten sana parayı da verip parayla seni deneyebilir evren. Çok kötü şeyler yapıp çok mutsuz olabilirsin. Hiç güzel bir hayat yaşamayabilirsin. Mutlu olmayabilirsin. Mutluluk ne? Bütün bunları oturalım, okuyalım. Birçok bu konularda çok güzel kitaplar var. Sohbetler edelim, konuşalım. Ve de o gönül temizliğine ulaşalım sevgili dostlar. Gönlümüzü temiz tutalım ki güzel bir hayat yaşayalım. Çünkü muhakkak bu sene başında birileri size de gönlünüzce bir sene dilemiştir. Gönlümüzce bir senenin yükü ağır. Gönlümüz nasıl? Gönlümüz temiz, güzel, sevgi dolu olsun ki böyle bir yaşam, böyle bir sene bize o güzellikleri yaşatsın. Sizleri çok seviyorum. Hep birlikte güzel bir hayat yaşayacağız inşallah. Buna inanıyorum. Hepimiz bir kişi bile olsa o bir kişiye bazı şeyleri anlatmaya çalışabiliriz. Güzellikleri paylaşabiliriz. Sıkıntıyı kendimizden atabiliriz. Başkası bir sıkıntısını atmak için sizinle dertleşmek istiyorsa, o sıkıntıyı ondan uzaklaştırabilmek için güzel şeyler söyleyerek. Güzel şeyler söylemek çok önemli. Yani o kadar çok kişi tanıyorum ki, hani çok affedersiniz ağzımı bozacağım ama akım derken bokum diyenler var ya. Sana bir şeyler söylemek istiyor, seni daha beter bir depresyona sokabiliyor. İster sağlıkla ilgili olsun, ister başka bir şeyle ilgili olsun, ister aşk meşkle ilgili olsun, neyle olursa olsun. Dolayısıyla konuştuğumuz zaman karşıdakine nasıl bir şey hissettiriyoruz? Onun gönlünü açabiliyor muyuz yoksa daha da mı sıkıştırıyoruz? Bunlara da dikkat edelim. Eğer bütün bunları güzel şeyler yansıtamayacak bir durumdaysak hiç konuşmayalım. Ben tanıyorum, bazı kişiler var, karşılaşıyorum. İnanın her karşılaştığımda daha bir gün güzel bir şey söylediğini duymadım. Muhakkak sendeki o gün bir tuhaflı, yani atıyorum dizim bir ara ağrıyordu.
Böyle hafif ay dizim bizim diye zor yürüdüm. Aa sen de yürüyemiyorsun. Neyse geçti Allah'a şükür şimdi. Veyahut çok şişmanlamışsın veya çok zayıflamışsın, zayıflamışsın bile demez, süzülmüşsün. Yani bir keresinde çektim, fazla da bir ahbaplığım yok ama ya dedim bir kere de düzgün bir şey söylesene. Hani ben üstüme alınanlardan değilim, alınmıyorum. Ama hakikaten birilerinin canını sıkabilirsin. Ve canı sıkkın olan kişi en az 4-5 kişinin daha fark etmeden canını sıkar veya gittiği ortamlarda o yaydığımız elektrikle oraları da etkiliyoruz. Dünyayı etkiliyoruz biliyorsunuz. Yani bir havuza giren nasıl bir çiş yapsa orası bozuluyor. Biz fark etmiyoruz ama havuza çiş yapmaktan daha beter etrafa kötü enerji yayabiliyoruz. Dolayısıyla etrafa güzel enerjiler yayalım. Gönlümüzü temizlemeye çalışalım. Çünkü hepimizin gönlü şöyle veya böyle duygularımız ve düşüncelerimiz. Yaşı bunlar içimizde olduğuna göre ki insan olduğumuza göre hepimizde var. Muhakkak bozulabilir veya birileri bozabilir. Çünkü tepeni attıran kişiler de olabiliyor hayatta. Bunlardan etkilenmemeye çalışalım. O temiz gönülle gönlümüzce yaşayalım. Ama gönlümüzde, kalbimizde sıkıntılar, duygularımız ve düşüncelerimizde yani varsa maalesef farklı bir yaşamda bekleyemeyiz. Bütün onlar başımıza gelecektir. Evet, sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın. Sevgi en önemli gönül temizliği. Coşku işte bu gelmiş olduğumuz planette. Keyfini çıkaralım arkadaşlar ya. Hakikaten çok keyifli şeyler var. İyi akşamlar.